Merhaba sevgili çocuklar. Türev 18 adlı videomuzda bir fonksiyonun ekstremum noktalarının nasıl bulunduğunu göstereceğim sizlere. E, aslında 11. sınıfta öğrendiğimiz bir konu bu. Grafik üzerinden fonksiyonun ekstremum noktalarının bulunuşunu geçen sene ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. Hatırlarsanız şimdi ise birinci videomuzda geçen sene gördüğümüz örnekleri birkaç örnekle yine tekrar edeceğiz. Tekrar bir daha hatırlayacağız. Bu konuyu sonra ikinci videoda da ekstremum noktalarının türev yardımıyla nasıl bulunduğunu anlatacağım sizlere. E, bu yüzden iki videomuzu da ardarda arda izlersek bu konuyu daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi ekstremum noktanın e, ne anlama geldiğini şöyle bir tanım üzerinden görelim. Örneklerimize geçelim birlikte. E, şimdi f fonksiyonu a, virgül b kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir e, fonksiyon olsun. A virgül B aralığındaki bir C noktası için eğer FC değeri bu aralıkta en büyük veya en küçük değerini alıyorsa C virgül FC noktasına FX fonksiyonunun yerel maksimum veya yerel minimum noktası diyorduk. Geçen sene hatırlayın. Fonksiyon yükselmiş, en büyük değerini almış, tekrar azalmaya başlamış aldığı değerler. Dolayısıyla burası onun e, maksimum noktasıydı. Yerel maksimum noktasıydı. Yine aynı şekilde azalan bir fonksiyonumuz var. Bir noktada minimum değerini aldıktan sonra tekrar artmaya başlamış değerler. Dolayısıyla bu noktada bu fonksiyonun yerel minimum noktası oluyordu. Şimdi bu iki noktaya da genel olarak yerel maksimum veya yerel minimum noktalarına genel olarak yerel ekstremum noktası ismi veriliyor çocuklar matematikte. Bu noktaların her ikisine de yerel ekstremum noktası deniyor. Eğer minimum bir değer alıyorsa yerel minimum adını alıyor. Maksimum bir değer alıyorsa bu nokta. Dolayısıyla yerel maksimum Adını almış oluyor. Kapalı aralığın uç noktalarını da yerel ekstremum noktaları olarak alıyoruz çocuklar. Şimdi e, bu şekilde gördüğümüz iki örneği de ayrı ayrı el alarak e, bu iki fonksiyon içinde maksimum minimum noktaları nasıl bulunuyor? Şöyle bir ayrıntılı inceleyelim birlikte. Şimdi A noktası C virgül F C noktası fonksiyonun gördüğünüz gibi artarak aldığı en tepede bir değer maksimum değer olduğu için bu nokta bu fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır diyoruz. Şimdi uç noktalar da biz yerel ekstremum noktası olarak kabul ediyoruz demiştik. O zaman bu iki nokta içinde fonksiyon bu noktadan sonra artışa geçtiği için burası onun minimum noktası. Yine aynı şekilde arttı tepede bir değer aldı maksimum değerini aldı. Sonra tekrar azalarak B noktasına kadar geldi. B'de de yine en küçük değerini aldığı için bu noktaya da yine minimum noktası diyoruz. Genel olarak da bu üç nokta bu fonksiyonun yerel ekstremum noktası olmuş oluyor. Yine aynı şekilde e, şekildeki grafiğe bakacak olursak buradaki C'ye FC noktası yani A noktası da bu fonksiyonun yerel minimum noktasıdır. Fonksiyonun azalmaya başladı, ee, en aşağıda bir değer aldı. Dolayısıyla bu noktadaki aldığı değere minimum değer diyoruz. Ee, bu noktada minimum oluyor, tekrar yukarıya doğru artıyor ve e, yine maksimum değere ulaşmış oluyor. Bu noktaya da yine uç noktası maksimum noktası olarak kabul ediyoruz. Bunu da yine uç noktası maksimum kabul ediyoruz. Bu noktadan sonra fonksiyonun değerleri azalmaya başladığı için aldığı en büyük değer maksimum noktasında. A virgül F A noktası da bunun yerel maksimum noktası bu fonksiyonun. Yine aynı şekilde B virgül F B noktası da uç noktalar yani bu fonksiyonun yerel maksimum noktaları olmuş oluyor. Yine bu üç noktaya bu fonksiyonun yerel ekstremum noktaları da diyebiliyoruz. Şimdi yerel maksimum değerlerinin en büyüğüne mutlak maksimum değeri dendiğini yerel minimum değerlerinin en küçüğüne de mutlak minimum değeri dendiğini e, geçen sene öğrenmiştik. Bir fonksiyonun birden fazla maksimum değeri olabilir ya da birden fazla minimum değeri olabilir bu değerler içinde e, mutlaka. Yerel maksimum değerlerinin içinde eğer birden fazlaysa en büyüğüne mutlak maksimum değeri diyoruz fonksiyonun. Eğer yerel minimum değeri de birden fazlaysa yine bu değerler içinde alabileceği en küçük değeri de e, mutlak minimum değeri deniyor. Şimdi bu söylediklerimizi şöyle karışık bir e, fonksiyon grafiğinde tek tek bulmaya çalışalım. Şekilde verilen f(x) fonksiyonunun k, virgül n aralığındaki grafiğine bakarak yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bunlar içinden de yine mutlak maksimum ve mutlak minimum noktalarını seçerek işaretleyelim. Şimdi uç noktalarımız bir kere K noktası buradan artmaya başladığı için bizim e, fonksiyonumuz için minimum nokta olmuş oluyor. Arttı fonksiyonumuz en yüksek tepede değer aldı. Dolayısıyla burası onun maksimum noktası olmuş oluyor. Üzerine yazalım en son bunları sıralayacağız, gruplayacağız. Sonra e, maksimum değeri aldıktan sonra tekrar inişe geç burada da alabileceği en küçük değeri aldı. Dolayısıyla burası da onun minimum noktası olmuş oldu. Fonksiyonumuz artışa geçti. Sonra fonksiyon yukarıda bir değerle devam etmeye başladık. Dolayısıyla bu onun maksimum noktası olmuş oldu. Yine azalıyor fonksiyonumuzun aldığı değerler. D noktasında açık aralık olduğu için bu noktada aldığı e, bu noktaya da yine fonksiyonun maksimum noktası diyoruz tekrar fonksiyon devam ediyor e, artışa arttı arttı e noktasında bir açık aralığımız var sonra tekrar e, buradaki değerle devam ediyoruz Dolayısıyla Burası onun maksimum değeri olmuş oluyor sonra devam ediyoruz fonksiyon e, bu noktadan sonra düşüşe geçti aşağıda bir değere sahip oldu Dolayısıyla onun e, minimum noktası oldu bu noktadan sonra değerler artıyor gördüğünüz gibi ve uç noktadaki N noktasında da uç sınır noktasındaki N'de de fonksiyon maksimum değerini almış oldu diyoruz. Şimdi maksimum noktalarını sıralarsak eğer, bakın yerel maksimum noktalarını yazmışız buraya, A virgül A buradaki A noktasına koordinatlarını yazmışız, A virgül f A, C noktasına maksimum demişiz, C virgül sonra D noktasına maksimum demişiz, D virgül D noktası. EYFE e noktasına maksimum demişiz. Burada yazdığımız maksimumların hepsini sınıflandırmışız. Buraya birleştirmişiz, yazmışız. E, yerel minimum noktaları da üstüne yazdığımız minimumları seçerek birleştirdiğimizde e, minimum noktalarını da bulmuş oluyoruz. K'ya 0 noktası bu nokta. B'ye FB noktası bu nokta ve e, m'ye f m ye noktası minimum noktaları olmuş oluyor fonksiyonumuzun. Şimdi mutlak maksimum noktasını bulmak için yapacağımız işlem bu maksimum noktaları içinden en büyük değere sahip olduğu noktaları seçeceğiz. Nokta ya da noktaları seçeceğiz. Burada e noktasıyla N noktasında aldığı değerler aynı olduğu için ikisini de mutlak maksimum noktası olarak kabul edebiliriz. E, Y, F, E noktası da mutlak maksimum. N, Y, F, N noktası da mutlak maksimum noktası olmuş oluyor. Birden fazla gördüğünüz gibi yerel maksimum noktaları ama biz bunların içinden alabileceği en büyük değere sahip olduğu noktaya da mutlak maksimum noktası demiş olduk mutlak minimum noktası da alabileceği bu minimumlar içinden en küçük değere sahip olan noktaydı. Dolayısıyla o da en aşağıda K noktasında bir değer aldığı için K'ya 0 noktası da mutlak minimum noktası olmuş oluyor bu fonksiyon için. Şimdi şekilde verilen fx fonksiyonunun k virgül ne aralığındaki grafiğine bakarak yine yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulup mutlak maksimum ve mutlak minimum noktalarını da bu noktalar arasında seçelim. Ee, yine grafiğin gidişatına bakarak üzerine maksimum minimum noktalarını yazacağım sonra da gruplayalım onları birlikte. K noktasında aldığı değer azalmaya başladığı için bu nokta onun maksimum noktası olmuş oluyor. Aşağıda bir değer aldı. Yukarıya tekrar tırmandığı için aldığı değerler arttığı için bu nokta onun minimum noktası oluyor. B noktasında aldığı değer en yüksek değere ulaştı. Dolayısıyla burası maksimum noktası oldu. Bu noktadan sonra azalmaya başladı değerler. Dolayısıyla bu nokta yine onun maksimum noktasıdır. E, sıfır noktasında fonksiyon alabileceği en küçük değeri almış. Tekrar artmaya başlamış gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burası minimum noktası. D noktasında da fonksiyon arttı. Tekrar aşağıdan bir değer alarak devam ediyor. Dolayısıyla burası onun aldığı en küçük değer olduğu için minimum noktası burası. Sonra fonksiyonumuz e, bu noktada Aşağıya inip E noktasında bir değer alıyor. Bu nokta onun yine minimum noktası. Tekrar artışa geçti çünkü. E, arttı. En sonda N noktasında uç sınır değerimizde yani. En yüksek değerini alarak burada da maksimum değere ulaştı. Şimdi maksimum noktalarını sormuş bize. E, maksimum noktalarını yazıyoruz. Üzerine yazdığımız şekilde K virgül FK. B virgül FB. C virgül FC. Ve N virgül fN noktaları bu fonksiyonun yerel maksimum noktalarıdır. Bu noktalar içinde fonksiyonun aldığı en yüksek değer N noktasında olduğu için en yüksek değeri N noktasında aldığı aldığı için daha doğrusu bu nokta mutlak maksimum noktası olarak da adlandırılabiliyor N virgül fN noktası mutlak maksimum noktasıdır. Şimdi yerel minimum noktalarını da şekil üzerine yazmıştık zaten A virgül fA 0,0 virgül 0 D virgül F E virgül F olarak minimum noktalarını yazmış olduk. Bu noktalar içinde de fonksiyonun aldığı en küçük değer 0,0 0 ve E virgül noktalarında olduğu için bu iki noktaya da mutlak minimum noktası diyoruz bu fonksiyonun. Şekilde verilen fx fonksiyonunun eksi 5 kapalı 12 açık aralığında yerel maksimum noktalarının absisler toplamı a, yerel minimum noktalarının absisler toplamında b olduğuna göre a eksi b kaçtır diye sorulmuş sorumuzda. Şimdi fonksiyonumuzun üzerine maksimum minimum noktalarının değerlerini yazalım. Ona göre de sorumuzu cevaplayalım. Şimdi eksi 5 noktasında fonksiyon azalmaya başladığı için bu nokta onun maksimum noktası. Sonra eksi 4 noktasında e, azalırken tekrar yukarıdan bir değer alarak yukarıya doğru devam etmiş. Bu noktada eksi 4 noktasından sonra da artışa geçtiği için bu nokta onun minimum noktası olarak e, kabul ediliyor. Eksi bir noktasında fonksiyonun aldığı değer gördüğünüz gibi bir tepede bir değer almış tekrar aşağıya iniyor. Dolayısıyla burası da onun maksimum noktası. Aşağıya doğru indik. Bu noktada bir aşağıda daha değerimiz var. Daha minimuma indik. Dolayısıyla burası fonksiyonun minimum noktası. Yerel minimum noktası. Sonra fonksiyon artmış değerleri. Tekrar bu noktadan sonra tepede bir değere çıkmış. Tekrar ondan sonra sabit devam ediyor. Bu nokta onun maksimum noktası olmuş oldu. Sonra bu noktaya geldikten sonra aşağıda bir değere sahip oldu fonksiyonumuz. Dolayısıyla bu nokta minimum noktamız olmuş oldu. Sonra fonksiyonun azalırken artışa geçtiği 10 noktası burası da onun minimum noktası olmuş oluyor. Ee, uç noktamız zaten açık aralık olduğu için onu incelememize gerek yok. Şimdi maksimum noktalarının a, absisler toplamına A demişiz. O zaman A yerine maksimum noktalarının absislerini bulalım. Bir eksi 5 geldi buradan. Artı devam ediyorum. Başka maksimum burada var. Eksi 1 noktası apsisi. Artı devam ediyoruz. Başka maksimum 4 e, noktasında maksimum olmuş. 4'ü topladık. E, başka da maksimum değeri olmadığı için bunların toplamı bizim a değerimize vermiş olacak. Dolayısıyla eksi 6 artı. 4'ten sonucumuz eksi 2 çıkmış oldu. Şimdi B noktasını, B sayısını bulalım. Bu da e, yerel minimum noktalarının apsisler toplamını eşit demişiz. Hemen B noktasının minimum değerlerini toplayalım. Bir eksi 4'te minimum değeri var. Yerel minimum. Artı devam ediyorum. Bir tane ek, bir sayısı için minimum değerimiz var. Apsisi 1 olan noktada. Artı. E, bir 8 noktasında yerel minimumumuz var. Artı bir de 10 noktası için yerel minimum değerimiz var. Dolayısıyla bu noktaların abscislerin toplamını da hesaplayacak olursak buradan da 15 gelmiş oluyor elimize b değeri. Dolayısıyla bize a eksi b'nin kaç olduğu sorulmuştu. Eksi 2 eksi 15'ten eksi 17 çıkmış oluyor cevabımızda. Şekilde eksi sonsuz artı sonsuz aralığında fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Bu grafiği yine inceleyerek maksimum minimum noktalarını tespit edelim çocuklar. E, fonksiyonun seyrine baktığımızda Aldığı değerler artıyor artıyor en sona noktasında en büyük değerini alarak burada maksimum bir değere sahip olarak fonksiyon artışını durduruyor tekrar azalmaya geçiyor. Fonksiyonun değerleri azalarak azalarak tekrar B noktasında alabildiği en küçük değeri alarak burada da bir minimum değere sahip oluyor. Sonra tekrar yukarıya doğru artmaya başlıyor fonksiyonumuzun aldığı değerler ve C noktasında gördüğünüz gibi fonksiyon maksimum bir değere sahip olarak tekrar azalmaya başlıyor. Artarken azaldığı nokta bunun maksimum noktası oldu fonksiyonun. Sonra fonksiyon azaldı 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 azalmasının durduğu D noktasında tekrar yükselişe geçtiği ve de D noktasında bir minimum noktasına sahip olmuş oldu. Sonra da tekrar fonksiyon artan değerlerle sonsuza doğru ilerledi. Şimdi bu yazdığımız noktaları göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki f(x) fonksiyonunun yerel maksimum noktalarının apsisleri a ve c'dir diyebiliriz. Dolayısıyla f(a) ve f(c) değerleri de f(x)'in yerel maksimum değerleri olmuş oluyor. Sonra f(x) fonksiyonunun yerel minimum noktalarının apsisleri de buradaki B ve D noktaları gördüğünüz gibi. B ve D noktalarını yerine yazdığımızda bulduğumuz FB ve FD değerleri de FX'in yerel minimum değerleri olmuş oluyor. Şimdi M virgül N kapalı aralığında demişiz. Dolayısıyla şuradaki kısmını atmış olduk fonksiyonumuzun. Bir de N'den sonraki aldığı değerleri atmış olduk. Buraya kadar çizdiğimiz fonksiyonun grafiğine bakarak bu aralıkta iki tane maksimum değeri var. Bunun bunlardan en büyüğü fc olduğu için c virgül fc bizim mutlak maksimum noktamız olmuş oluyor fx fonksiyonu için. Yine minimum değerleri iki tane bu iki minimum değer içinden en küçük olanı da yani d'ye fd noktası da fx fonksiyonunun mutlak minimum noktası olmuş oluyor çocuklar. Evet böylece bir fonksiyonun ekstremum noktalarının nasıl bulunduğunu Geçen seneki bilgilerimiz ışığında örnekler üzerinde tekrar bir daha inceledik hatırladık. Şimdi ikinci videomuzda bundan sonraki videomuzda da e, ekstremum noktalarının türev yardımıyla nasıl bulunduğunu göstereceğim sizlere. İkinci videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.